Cannes Film Festivali'ni kasıp kavuran Hande Erçel İstanbul'a döndüğünde deyim yerindeyse ağzı kulaklarındaydı. Bundan daha mutlu ve gururlu çekemez. Bir mücevher markasının onur konuğu olarak dünyaca ünlü film festivaline ayak basan Hande Erçel kırmızı halı deneyimini paylaştı. Ya çok güzel geçti, gerçekten çok keyifliydi. Çok heyecanlıydı. Ve yani ülkemi global bir marka ile kırmızı halı temsil etmek gerçekten çok onur verici. Hande Erçel kırmızılar içindeki festival tarzıyla ise sosyal medyada dillere düştü. Ünlü oyuncu elbisesinin kurdela görünümlü detayıyla hediye paketi gibi olmuş diyenlerin eleştirilerinden bir haberdi. Çok sizlere... güzel tepkiler aldım ben. Ben diğer oyuncuları gördüm. Herkese kadar güzel görünüyordu ki. Zaten böyle bir şeyin içinde yer alıyor olmak bile çok özel. O yüzden ne giydiğinin pek önemi yok açıkçası. Hande Erçel kendisine çok çok iyi yorumuyla destek veren Afra Saraçoğlu'na ise kayıtsız kalmadı. Geldi, o da sosyal medyadan gitti. Gerçekten. Çok çok ben onu çok beğeniyorum. Çok tatlı bir yorum atmış. Sağ olasın. Çok tatlı. Ünlü oyuncu bir diğer taraftan başrollerini Barış Arduç'la paylaşacağı yeni filminin Çeşme'de gerçekleşecek çekimlerinin yaz aylarında başlayacağını duyurdu. Çok net bir şey söylemeyeyim hala ama yazın çalışıyoruz. Biraz zor, yani yoğun bir döneme gidiyoruz ama onun yorgunluğu da güzel olacak. Çünkü çok güzel bir iş. İnşallah güzel olur. Kandan rüzgarlar estiren bir diğer güzelimiz Birce Akalay. Öyle mi? Ben tabii daha bütün... yeni geldiğim için rüzgarlardan haberim yok. Nasıl geçti sizin için? Çok güzel geçti. Çok çok keyifliydi, çok büyüleyiciydi. Festivalde kendisi gibi birçok meslektaşı yer alırken Birce Akalay görüşmediklerini paylaştı. Onları maalesef onlarla böyle çok mesai içerisine girebilecek durumum olmadı. Onlardan biraz tüyo alsaydım keşke diye. Çok mutlu oluyorum tabii ki yani özellikle genç meslektaşlarımı görmek, orada başarılarına şahitlik etmek, güzelliklerini görmek çok hoşuma gidiyor açıkçası. Birce Akalay kadar gururlu olan bir diğer kişi sevgilisi Hakan Kurtaş oldu. Birce Akalay'ın Hakan Kurtaş'ın aşkım notuyla paylaştığı fotoğraf karşısında yaşadığı mutluluk sözlerine döküldü. Çok geldi. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Yani ben de onun başarılarıyla çok mutlu oluyorum. O da benimkilerle çok mutlu oluyor. Film festivalinden yurda dönen bir diğer ünlülerimiz Mert İdil Fırat çiftiydi. Valla böyle kadınların bir rüzgar gibi çünkü geçti derler ya, yani ne olduğunu anlayamadan bitti gitti döndük ya. Birçok Türk oyuncunun da festivalde boy gösterdiği hatırlatılan Mert Fırat, Türk dizilerinin dünyaya açılmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. 50'den Türkiye, 120'den fazla ülke aslında hem dizilerini hem filmlerini aslında satıyor. Bu anlamda da böyle çok değerli bir toplama eriştik. İyi. Arkadaşlarımızla, yönetmenlerimizle, arkadaşlarla, seyircilerimizle bu temsiliyetin içinde olmak çok gurur verici. Nişantaşı'nda alışverişten bitap düştüğü düşünülen Ece Erken ve annesi Nurhan Hanım'ın soluklandığı anlarda uzatıldı mikrofonlar. Evet ya, akşam sunumum var, ona kıyafet almaya geldik. Nasılsınız efendim, nasıl gidiyor? Teşekkürler, iyi gidiyor. Güzel, kızım, sizden almış Ece Hanım. Kızımla olduktan sonra her şey güzel. Oğlunun babası Serkan Uçar'la aralarındaki gerilim hiç bitmeyen Ece Erken, şimdilerde 9 yaşına gelen oğlu Eymen'in kime benzediği sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Bana benziyor. Kime benzeyecek? Şafak abisine de benziyor bazı şeylere. Daha çok annesine benziyor. Ece Erken 2022 yılında avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu bir silahlı saldırıda kaybetmiş, oldukça zor günler geçirmişti. O dönemler tehdit aldığını anlatan, eşinin katillerini arayan Ece Erken hukuki mücadelesinin bittiğini paylaştı. Tehdit edilmiyorum son zamanlarda ya, onlar bitti. He, şu an yok. Davada da müebbet yedi herkes. O yüzden şu an tabii güzel gidiyor her şey. Her şey. Magazinde olacak bir şeyim yok. Hayatımda kimse yok. Kavgam, gürültüm yok. Yaptığım işlerle devam. Üzmüşler Seni şarkısıyla sevgilisi Murat Dalkılıç'la rakip olan Edda Dora bebekte soruları yanıtladı. Yok, asla rakip olamayız. O zaten bir hafta önce paylaştı benden şarkısını. Yani o zaten çok, yani müzik piyasasının çok duayen müzisyenlerinden biri olduğu için tabii ki de rakip olarak değil ama evet, biraz denk geldi, aynı anda çıkardık. Londra İstanbul arası mekik dokuyan çiftten Edda Dora ilişkilerinin bir yıla doğru emin adımlarla ilerlediğini paylaştı. Çok şükür
şükür 10 ayı tamamladık, böyle bir yıla doğru gidiyoruz, her şey çok yolunda. Murat Dalkılıç sağlık sorunları nedeniyle oldukça zor günler atlattı. Bildiğimiz kadarıyla burnundaki sağlık sorunu nedeniyle bugüne kadar tam 9 kez bıçak altına yattı. Evet, 9 oldu maalesef, çünkü süreci birazcık yanlış ilerledi. Kötü bir süreç geçirdik birlikte. O da zaten paylaşmıştı, görmüşsünüzdür evet. Paylaşımlarından ama şu anda çok daha iyi. Toparladı bayağı. Ayağı da kalktı artık, her şey yolunda. Aksiyon ve macera dolu Dünya Malı Eksi Bir filminin galası gerçekleşti. Oyuncular heyecanla bekledikleri filmlerini hep birlikte izledikten sonra basın mensuplarıyla buluştu. 3 filmlik serinin ilkini seyirciyle buluşturan yönetmen Uygur Akkaya söze başladı. Buradan sonra artık söz sizde ve seyircide. Umarım izlemeye değer güzel film yapmışızdır. Filmin konusunu Asena Tuval paylaştı. Film aslında böyle antika değeri yüksek olan bir İncil'in peşine düşen bir suç çetesini aksiyon içeren hikayesini anlatıyor. Tabii komedi unsurları da var filmde. Kadrosunda Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuval, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel gibi birbirinden değerli insanları buluşturan Dünya Malı Eksi Bir'in jenerik müziğine ise Hande Yener imza attı. Dünya İlk kez bir film müziği yapan ünlü şarkıcı yaşadığı deneyimi paylaştı. Benim için de ilk kez böyle bir deneyim olmuş oldu. Hem de bu kadar önemli oyuncularla tanışmış oldum, vakit geçirmiş olduk bir arada. Onların dünyasında biraz zaman geçirdim. Ve müzikle sinemanın birleşmesi de çok güzel gerçekten. Beyaz perdenin tadını alan Hande Yener oyunculuğa da sıcak baktı. Yani teklif etti Uygur. Bir sonrakine Dünya Malı Eksi Bir bu. Dünya Malı çekecek bir de. Onda bir teklif de bulundu. Bakacağız, olabilir. Hoşuma gitti çünkü. Sardı yani. Geçtiğimiz Mart ayında uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yıldız Özyener'in acısıyla sarsılan Hande Yener'e başsağlığı iletildi. Çok özlüyorum. Tabii çok acısı çok derin bir olay bu. Kimsenin de yaşamasını istemem böyle bir şeyi ama işte doğanın da kanunu bu. Evet. Öyle biraz yardım alarak, birazcık işte müzik yaparak kendimi toparlayıp yaza inşallah bomba gibi geleceğim. Psikolojik destek aldığını paylaşan Hande Yener, en büyük morali konserlerinde bulduğunu söyledi. Yeni şarkılarını paylaştı. Üretmeye devam ediyorum şu anda. Yeni yeni şeyler oluyor yani. Bana bir şeyler oluyor. Değiştim yani. Şimdi yaza sürprizlerim var. Hem çok enerjik bir şarkı yaptım, hem de çok moral bozucu bir şarkı daha yaptım. Kimlerin morali? Dinleyicinin. Zaman zaman müzik sektöründeki eleştirileriyle tartışmalar çıkaran Hande Yener yeni kararını paylaştı. Nerede o eski polemikler diyerek maziye özlemini dile getirdi. Çekerim sektörü diye konuşmuyorum artık. Onların hep morali bozucu. Güzelmez mi? Özlediniz mi beni? Şey, ya bak, bir kimse bir gram konuşmuyor, görüyorsunuz değil mi? Hiç eğlencesi bitti magazinin evet. Ya vallahi. Nerede ne günlerdi? Nerede o eski polemikler falan? Orijinal aksesuarlar deyince ilk akla gelen isim Hande Yener. Neon çerçeveli güneş gözlüğü ve kuru kafa şeklindeki çantasıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ağrı meselesi bu şekerim, tutarım istediğim anda hala tekelim. Ferhat Göçer yeni şarkısı İçimdeki Yankı'yı müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının video klibi özel izinle Silivri Danamandıra Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasında çekildi. İçimdeki yankı bambaşka bir şarkı. Sözleri Burçin Direnci, bestesi ve düzenlemesi Ali Cem Çehreli'ye ait olan şarkı, Hindistan'da yaşayan ve film renklendirmesiyle ilgili film dünyasının yakından takip ettiği Color Üstadı Levent Öztürk'ün dokunuşuyla izleyenlere Tabiat Parkı'nın muhteşem renkleri içinde bambaşka bir dünya yaşatıyor. Sevgi ezberimle, benliğimle yaşıyorum. Nişantaşı'nda görüntülenen Tuğba Ünsal oldukça kafası karışık bir haldeydi. Yoga'dan çıktım. Yoga, lahmacunu da yediniz, afiyet olsun diyelim. Çok karışık ruh halindeyim. Nasıl be? Yoga'dan çıkmış yoga sonrası lahmacun. Çok güzel bir denge. Ne? Bunun yanı sıra güzel oyuncu tam bir lahmacun tutkunu çıktı. En güzel yemeklerimizin başında geliyor. Sete gitmiyor olsaydım bir de soğan yerdiniz. Oh. Aynı zamanda soğan sarımsağı ağız kokusu yaptığı için birçok kişi yemeği tercih etmezken
Tuğba Ünsal için bağışıklık sisteminin vazgeçilmez silahşörleriydi. Soğan bence çok sağlıklı bir şey. Yani ben herhalde uzun yıllardır antibiyotik nedir, ağrı kesici nedir bilmem. Onun yerine yani doğal soğan, sarımsak, bal. Tabii zaman zaman ünlü isimler rol arkadaşlarının ağız kokusundan muzdaripliğini dile getiriyor. Tuğba Ünsal başına benzer bir durum gelmemesi için tedbirini alanlardan. Set günüm yemiyorum. Set günü yemiyorsunuz değil mi? Çocuklarla evdeysek onlara da bir gaza getirip hep beraber soğan, sarımsak. Doğal. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakteriyle seyirciyle buluşan Tuğba Ünsal ilk kez bir dönem dizisinde yer alıyor. Haliyle tecrübeleri de değişti ünlü oyuncunun. Sendeki bu garez ne? Sen ne bu haremi ne de hünkârımızın gönlünü doldurabilirsin. Bu hafta böyle bir atın üzerinde sahnelerim vardı. O bile güzeldi. Yani 5 saat neredeyse bir tek kahve molası yapıp atın üstündeydim. İndiğimde biraz paralel bacak almıştım. Tuğba Ünsal çocuk yaşta ekranlarla tanıştı. Katıldığı güzellik yarışmasıyla bir dönem profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Ne var ki geçtiğimiz yıl güzellik yarışmalarının kaldırılması yönündeki açıklamaları hala hafızalardaydı. Komplesi kalksın. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Bir kızı yürüyor, poposuna, eline, başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Altyapısı ne? Bu bence 2050'lerde falan kalmayacak ve bizim bütün çocuklarımızın çocukları bizimle dalga geçecekler. Ne? Sizin döneminizde böyle mi seçiliyordu ve sizin geneli ülkenin hiçbir şey demiyor muydu buna diye bizi eleştirecekler. Üzerinden geçen zamana rağmen ünlü oyuncu sözlerinin arkasındaydı. Evet, bence zaten dünya birazcık oralardan uzaklaşıyor. Yani güzelliğin kriterleri de uzaklaşıyor. Yani güzelliğin kriterlerinde artık eskisi gibi fiziksel özelliklerden çıkılıyor. O yüzden bence eskisi kadar popülaritesi de yok o yarışmaların. Sari adında dünya güzeli bir kızı olan Tuğba Ünsal, kadınlarda artan güzellik ve estetik kaygısı yüzünden bir anne olarak endişelendiğini dile getirdi. Bir kız çocuğu annesi olarak şunu görüyorum. Yani sen ne kadar çocuğunu farklı bir dünyanın içinde bilgilerle donatmaya çalış, kısıtlamaları yeterince yapmadığında, çünkü o da uzmanlar onu da doğru bulmuyorlar. Çok kısıtlı yetiştirmeyi. Çocuk bir güzellik algısının içine düşüyor. Çünkü ona pompalanan şey bunu sürmen lazım, şu fondöteni sürmen lazım. Bunları kullanmazsan güzel değilsin. Şimdi kızımın özelini burada paylaşamam ama yani bunu gözlemliyorum, sıkıntısını çekiyoruz. Maalesef öyle bir çağdayız. Tuğba Ünsal bir taraftan mesleki açıdan kendini geliştirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Şu halde yaklaşık bir 7 aydır mesela bir İngilizce online okula kayıtlıyım. Haftada 5 gün ders yapıyorum. Yani bunların hepsi mesela diyeceksiniz ki siz Tuğba Ünsal olarak zaten kariyeriniz burada, ne gerek, öyle bir şey yok işte. Hep daha iyisini araştırmak, daha iyisi için çaba göstermek. Nişantaşı'nda bir sağlık polikliniği çıkışında görüntülenen Beren Saat'e geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yok, teşekkür ederim. Dikkat edin. Fizyoterapiye geldim. Çıktım. Şimdi eve gidiyorum. Müsaadenizle. Fizik tedaviden çıkan Beren Saat, sağlığıyla ilgili endişelenecek bir durum olmadığını söylerken sorular karşısında ise sessiz kaldı. Dizisetlerinden dolayı mı efendim? Bunu soralım en azından. Hastalıklar, rahatsızlıklar oluyor. Yoğun çalışma temposuna mı bağlıyorsunuz? Bu yaz nerede olacaksınız? Peki planlar var mı? Konserlerden zaman bulabilecek misiniz? Bilemiyorum şimdi onu. Ya da setler olacak mı? Bir yaz projesiyle sizi yeniden görebilecek miyiz? Çok teşekkür ederim. Çok İyi günler. Kızlarına kavuşmak için gün sayan Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy İstanbul trafiğinde adeta mahsur kalmıştı. Bugün... Berk Oktay, rol aldığı Yasak Elma dizisinin Rusya'da bir platformda yayınlanmaya başlamasıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Rus hayranları ünlü oyuncu için İstanbul'a geldi. Berk Oktay, büyük buluşmanın mutluluğunu paylaştı. Böyle Türk dizilerinin dünya çapında tabii başarısı sadece kendi işim değil, hepimizin göğsünü kabartıyor. Onlar da Rusya'da da Türk dizileri çok izleniliyor. O yüzden çok keyifli bir akşam geçirdim. Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıören aylar sonra ilk kez sağlık kontrolü çıkışında görüntülendi. Nasıl geçti efendim? İyi geçti. Güzel geçti. Pardon. Efendim buyurun. Sosyalınız sağlık. Aynen. Herkes arıyor. Setlere ne zaman döneceği merak edilen usta oyuncu bir süre daha dinleneceğini açıkladı. Biraz daha dinleneceğim, o kadar.
Anladım efendim. Var mı seçkin bey sorunuz? Biraz yorgunluğunuzda hiçbir niyetim yok. Setlere başlayacak mısınız? Düşünüyor musunuz? Yani başlayacağım tabii. İşimi yapacağım. Yani yasak falan yok değil mi? Yok, hayır. Peki, çok teşekkür ederim. İyileşmeye ihtiyacım var biraz. Peki, çok iyi. Hastalığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'ne ara veren Settar Tanrıöğen'e rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan da soruldu. Arkadaşlarım yardımcı oluyor benim yapamadığım işleri. Onlar omuzlanıyorlar. Peki, çok teşekkürler. Magazin dünyasına bu hafta damga vuran ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evlilikleri oldu. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin evlendikleri ise Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabındaki sayfasına Yazıcı soyadını eklemesiyle ortaya çıktı. Yıllık aşklarını 2024 yazında nikah masasına taşımaya hazırlanan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş çifti düğün hazırlıklarını yaparken kamera karşısına geçti. Vallahi işte son hazırlıklar, son şeyler, son düzlükteyiz artık. Her şey yolunda. Bakalım böyle bir Haziran gibi böyle ufak arkadaş aile arasında bir şey yapacağız. Alaçatı'da gerçekleşeceği bilinen düğünün detaylarını Zeynep Mayruk paylaştı. Hazırlık içinde oldukları töreni işte böyle özetledi. Eğlenceli diyelim. Protokolsüz eğlenceli, yakın arkadaşlarımızla küçük bir şey yapmak istiyoruz. Bütün derdimiz eğlence, öyle olacak diye umuyoruz. Tolga Sarıtaş'ın nasıl bir evlenme teklifi ettiği de merak konusu olmaya devam edecekti. Çok bizlikti. Yani o özel bir durum zaten. Özel kalsın çok isteriz o yüzden. Çok keyifliydi. Çok güzeldi. Düğün öncesi hazırlıklarda özellikle gelin adayları oldukça stresli olurken Zeynep Mayruk'ta durum tam tersiydi. Ben çok rahatım. Yani hiç stresli değilim. Zaten Tolga'ya da hiç yansıtmadığımı düşünüyorum. Hiç. O konuda biz çok rahatız. İkimizin de ortak noktada buluştuğu bir eğlence yapacağız. Vallahi bizim zaten hani artık 6. yılımızdayız. Zaten zevklerimiz de bir şeyimiz de bir, dostlarımızın da öyle. Onun için böyle ortaya karışık, samimi, herkesin eğlenebileceği. Öyle hani senin dediğin olsun, benim dediğim olsunları biz çoktan geçtik yani Allah'a şükür. Bir diğer taraftan Teşkilat dizisinden teklif aldığı söylenen Tolga Sarıtaş iddialara cevap vermeyi ihmal etmedi. Valla şimdi o konuda şöyle bir durum var. Orada işine çok güzel devam eden, işini çok iyi yapan bir kadro ve bir ekip var. Şimdi iş devam ederken de bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama önümüzdeki sezonda var planlarımız, bazı planlarımız. Yeri geldiğinde daha ayrıntılı zaten konuşuruz. Bir derginin lansmanında buluşan yakın arkadaşlar Yusra Geyik ve Hande Doğandemir birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü güzellerin aynı zamanda tatil arkadaşları olduğunu da hatırlarsınız. Bizim bir tatil grubumuz burada farkındaysanız. Biz yani bakalım bir yerlerden bakalım. Çıkabiliriz belli değil. Evet, Hande giderse bir yerlere. Hande ile giderim. Yusra Geyik aile dizisinin final yapmasının ardından soluk almadan Taş Kağıt Makas dizisinde seyircinin karşısına çıkmaya başladı. Öyle oldu, bazen durursun beklersin çok uzun süre, bazen de öyle patır kütür gider. Bu sefer böyle kısmet oldu, iyi oldu. Yusra Geyik'e rol arkadaşı Hande Ataizi'nin uzun dizi saatlerinden şikayeti de hatırlatıldı. Bir film çekmek gibi bir şey oluyor. Çocuklar can pazarı. Güzel oyuncu Hande Ataizi'ye hak verse de durumu kabullenmiş gibiydi. Tabii 140 sayfa senaryo ama artık her iş böyle. Yani eğer televizyon iş yapıyorsan neredeyse bu şartları kabul edip öyle çalışmaya başlaman gerekiyor. Neyse ki işimizi severek yapıyoruz. Mutluyuz çalışmaktan. Bir süredir kendini tiyatroya adayan Hande Doğandemir ise setlere özlem doluydu. Ben de çok özledim, bilmem. İnşallah en kısa zamanda buluşuruz. Anadolu yakasında Suadiye'de kulaklığındaki müziğe kendini kaptıran Aybüke Pusat görüntülerimizdeydi. Dırın müzik dinliyordum, pardon. İyi akşamlar. Tuğçe Açıköz'de date'im vardı, bitti. Şimdi başka bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Haftalar önce Etiler'de polis çevirmesine takıldığında gece saat 2 sıralarında alkollü olduğu tespit edilmiş ve ehliyetine el konulmuştu. Ünlü oyuncu ehliyetini geri alabildi mi merak edildi. Hayır, daha değil. Sosyal medya hesabından paylaştığı işte bu fotoğrafta sürücü koltuğunda mı oturuyor diye düşündürmüştü. Ha, yok değildi. Taş Kağıt Makas dizisinin sevilen oyuncusu Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz'la gecelerdeydi. Ünlü oyuncu kötülükleriyle seyirciye yaka silktiren fecir karakteriyle eleştirilerin hedefinde. Bak, lan bak. Bak elimde kalırsın ha. Gelen olumsuz yorumlara tepkisi sorulan Burak Yörük, eleştirileri oldukça olağan karşıladı. Aslında böyle bu durumlar eleştirilmesi normal şeyler. Tabii ki biz kötü olanı fark edip bununla ilgili konuşmalıyız zaten. Bu güzel bir şey. Yani bu ifade özgürlüğü zaten. Hiç ben rahatsız değilim. Çok mutluyum. Ben kötü bir adamı canlandırıyorum, tırnak içinde söylüyorum. Kötülük yapması kadar normal bir şey yok.
benim olduğum kişiye çok uzak bir adam yani. Hiç, o yüzden üstüme alınmıyorum. Hatta hayat verdiği karakterin kötülükleri Burak Görü'yü bile sorgulatmış, çıkarımlar yaptırmıştı. Evet, gerçekten kendi değerimi anladım yani açıkçası. Hani yani o kadar kötü bir adam ki, o kadar lanet verip ki ben ya ne kadar iyi bir insanmışım diye tekrar fark ettim, çok şükür yani. Bir diğer taraftan sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler Sazan Sarmalı filmindeki karakteri Sarı Saruhan'la Burak Görü'nün sosyopat fecir karakterinin benzerlikleriyle çalkalanıyor. Senin böyle bir kabiliyetin var mı Adem Ziya kardeş? O zaman bundan sonra dolayı ayakları bilmen lazım, öyle değil mi? Beni öldürecek, kesecek ha. Oğlum ben niye öldüreyim yoksa kızım? Hatta Burak Görü'nün rolü için Kıvanç Tatlıtuğ'dan esinlendiğini iddia edenler bile vardı. Vallahi esinlenmedim. Ama benzetilmek ayıp bir şey değil, güzel bir şey. Yani insan insana benzer. Çok da yakışıklı, çok başarılı bir adama benzetilmek neden beni üstün değil mi yani? Hiç rahatsız olmuyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmekten rahatsız olmadığını dile getiren Burak Görü'nün izleyicilerden de bir ricası vardı. Aslında dikkatli baksalar yani sarışın ve uzun boylu olmasam kesinlikle benzetilmeyecekti. Olsun, önemli değil. Ben emek veriyorum sadece. İnsanların tabii objektif olmaya çalışmasını istiyorum. Umarım emeğimi görürler. Yani onun dışında bir şey yok yani böyle. İstanbul gecelerinde bir kutlama akşamındayız. Gecenin başrolü Kenan Doğulu kameralarımız karşısında. Benim aslında 35. senem bu sene. Kutlamalarla, törenlerle falan bunu konuyu büyütmüyoruz tabii ama onore edildiğim küçük bir kısa film çekildi. Bugün de onun kutlaması ve filmin ilk gösterimi var. Önümüzdeki yaz güzel olsun, bundan sonraki yıllar süper olsun diye bir motivasyon edeceğiz. 35. sanat yılı için hazırlanan kısa filmi izlemeye gelen Kenan Doğulu, hayranlarına yeni bir şarkı müjdesi de vermeyi ihmal etmedi. Bir single'ım çıkacak 15 gün içerisinde. Sürpriz vardı. O sürprizde artık sürprizi kalmadı galiba, söylemiş bulundum. Kahve diye bir şarkı, onu da söylemiş olayım buradan. İnşallah seyircilerimiz, dinleyicilerimiz sever. Belli ki bu yazda Kenan Doğulu rüzgara esmeye devam edecekti. Güneşi diyelim, Kenan Doğulu güneşi. Güneş. Eşi Burak Yamantürk'le geceye katılan Özge Özpirinççi eğlenecek olmanın mutluluğuyla yanıp tutuşuyordu. Benim haftada bir gün dışarı çıkma hakkım var setten dolayı. O yüzden bu geceyi ona sakladım. Bir haftadır bu geceyi bekliyorum. Biraz eğlenmek, dans etmek istiyorum. Kenan Doğulu zaten bu ülkenin veli nimetidir. Onunla dans etmeyen yoktur. O yüzden heyecanlıyım bakalım. Sandık Kokusu dizisinde seyirciyle buluşan güzel oyuncu yazı da dört gözle bekleyen isimlerdendi. Yani ayağımı denize sokacağım ilk anı sabırsızlıkla bekliyorum. Yorulduk hepimiz. Bir de Mercan doğduktan sonraki ilk setimdi. O yüzden ekstra yoruldum. Özge Özpirinççi anne olduktan sonra onu en çok zorlayan konuyu da paylaştı. Şeyde zorlandım. Kendime ait vakit ayırmakta zorlandım. Onun suçluluk duygusunu ayarlamakta zorlandım. Arkadaşlarıma çıkıp eğlenmek istiyorum ama o gün Mercan'la akşam yemeği de yemek istiyorum falan filan. Böyle kendi açımdan öncelikler hayatın değişiyor. O süreçte bir alışma süreci oldu. Çiftin Dünyalar Tatlısı kızları Mercan artık 3 yaşında. Hangisine daha düşkün olduğunu, ilk anne mi dedi yoksa baba mı sorusuyla öğrenmeye çalışmamız eşler arasında tatlı bir atışmaya neden oldu. Mercan ilk anne dedi ya. İlk hatta baba dedi. Aynen, ilk baba dedi. Baba dedi, sonra demedi bir daha uzun evet, bir süre. Evet, doğru söylüyorsun.